Genelde annelerimize uygun ürünler var. O yüzden ben pek gitmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Nostaljik bir havası olduğunu düşünüyorum. Kapalı çarşı, böyle mistik bir havası var. Güzel. Kapalı çarşı çok farklı bir yer ya. Oraya çok girmiyorum ben. Kayseri'de tarih denildiği zaman akla gelen ilk yerlerden birisi de Kapalı Çarşı. Bakalım Kayseri halkı Kapalı Çarşı'ya en son ne zaman girmiş? Kapalı Çarşı'ya en son ne zaman girdiniz? Kapalı Çarşı yaklaşık 6-7 yıl öncesinde girmişimdir. O da sadece peynir almak için girdim. Pek girmiyorum. Normalde AVM'ye gidiyorum. Özellikle Tommy mağazasına, Lacoste, oralardan alışveriş yapıyorum. Kalite olarak fena değil ama bana hitap etmiyor ürünler. Yalnız şey olabilir, böyle eşarp olsun, otantik ürünler ilgimizi çekebilir. Yani otantik ürün alacağımız zaman oraya girebiliriz. Fakat kıyafet alışveriş yapacağım zaman Kapalı Çarşı'ya gitmiyorum. Çünkü ben şey AVM'lerdeki bu Tommy, Lacoste onlar daha çok hitap ediyor bana. Biraz da tarz meselesi bu. Peki çarşıyı genel olarak nasıl buluyorsunuz? Kapalı Çarşı'yı mı? Şey olarak iyi, girildiği zaman gayet güzel bir ortam var. Yani insanlar hep böyle alışveriş yapmak istiyor. Albenisi fazla. Dükkanların dizaynı çok güzel. Ama bir küpe alacak olduğumda, gümüş küpe, eşarp, ondan sonra şal var veya peynir, tereyağı, onlar da güzel oluyor. O şekilde onlar alışveriş yapacağım zaman giriyorum. Bir yılı geçmiştir. Yani gerek duyulmuyor bence. Baharatlar falan var genelde ya da eşarpçılar falan. Onlar da zaten türlü türlü çarşıda bir sürü. O yüzden de gidilmiyor. Ama şehir dışında arkadaşım geldiğinde mesela muhakkak götürüyorum. Ama Kayseriler olarak çok gitmiyoruz. Yani bence, benim çevrem gitmiyor. Gerek duymadığınız için. Aynen. Tarihi bir değer. Evet, tarihi olduğu için de şehir dışından biri geldiğinde muhakkak götürüyorum. Tarihi güzel. Yani güzel bir hava veriyor bence girdiğiniz zaman. Büyülü. Daha yeni çıktım Kapalı Çarşı'dan. Kapalı Çarşı ben hani biraz sakin. Normalde daha kalabalık bekliyordum. Sadece şunu gördüğüm kadarıyla ben yurt dışında kalıyorum. Almanya'da kalıyorum. Buraya sık sık da gelirim. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Esnaflar daha mağdur gibi gördüm. Tamam, insanlar da biraz mağdur gibi ama esnaflar bence daha çok mağdur. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten boş. Normalde yani iğne atan yere düşmezdi. Ben buraları çok iyi bilirim. Ama ne yazık ki baya bir boş gibi görünüyor. Yapılacak bir şey yok. Peki Kapalı Çarşı'ya girdiğiniz zaman tarihini hissedebiliyor musunuz? Tarihi, eski tarih biraz azalmış. Ben 2000 yılında, 99'da ben burada askerdim. O zamanki tarihi, kale olsun, burası olsun, mesela şu taraflar olsun, buralar biraz daha farklıydı. Tarih biraz azalmış ama ya bilmiyorum artık bu pandemiden dolayı mı, neyden dolayı, hani insanlar gelip gitmediğinden dolayı mı, normalde burada dükkan, boş dükkan zor bulurdunuz. Şimdi bakıyorsun her üç dükkandan bir tanesi kapalı. Allah yardımcılar olsun. Bilmiyorum. Bir sene olmuştur. Kapalı Çarşı'da güzel ama kendime göre alacak ürünler bulamıyorum yani. Pek bana göre değil. Genelde annelerimize uygun ürünler var. O yüzden ben pek gitmiyorum. Peki Kapalı Çarşı'da ne olsun? Aslında iyi. Zaten gerekli mağazalar çok var. Kapalı Çarşı da böyle iyi bence. Kapalı Çarşı'ya en son 4-5 ay oluyor. Evet. Peki Kapalı Çarşı'yı nasıl buluyorsunuz? Kapalı Çarşı böyle mistik bir havası var. Güzel. Ondan sonra gelen şehir dışından gelenlerin de dikkatini çekiyor. Sanki Kayseri'nin Mısır Çarşısı gibi bir şey. Fakat daha ziyade ben bu yakında oturduğum için hemen en yakın yerden ihtiyaçlarımızı gideriyoruz yani. Hususi gitmiyor ama dışarıdan gelenler gezmek için gidiyorlar. Dikkat çekiyor. Peki siz ihtiyaçlarınızı karşılamak için neden Kapalı Çarşı'yı tercih etmiyorsunuz? Bu yakında oturduğum için. Yani orası uzak kaçıyor bana onun için. Daha yakın yerlerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Bir buçuk ay oldu. Kapalı Çarşı çok farklı bir yer ya. Oraya çok girmiyorum ben. Neden? Bilmiyorum, çok fazla girmiyorum, tercih etmiyorum yani. Belki binde bir, o kadar. Bir hafta önce falan girdim. Nasıl buluyorsunuz Kapalı Çarşı?
Ben çok beğeniyorum. Nostaljik bir havası olduğunu düşünüyorum. Yani seviyorum. Çünkü ben hani burada yaşıyorum, burada büyüdüm. Oranın çocukluğumu hatırlattığını, nostalji havası olduğunu düşünüyorum. Ailemle gittiğimde mutlu olurum ve ihtiyacım olan her şeyi bulabileceğimi düşünüyorum orada. Buluyorum da. Peki vatandaş Kapalı Çarşı'ya ilgisiz. Bunun sebebi ne olabilir? Ya bunun sebebinin alışveriş merkezleri olduğunu düşünüyorum. Alışveriş merkezleri daha çok standartları daha çok elverişli olduğu için biraz daha oraya yöneldiklerini düşünüyorum. Kapalı Çarşı'yı bu yüzden ilgisiz bıraktıklarını düşünüyorum.